Merhaba, bu videoda size aylık, haftalık ve günlük bakım rutinlerimden bahsedeceğim. Ayın bir gününü kendime ayırıp tepeden tırnağa, saç telimden tırnaklarımın ucuna kadar bakım yapmayı çok seviyorum ve bana çok iyi hissettiriyor kendimi. İlk olarak bir saç maskesi yapıyorum kendime. Bu sıralar bu Magic Butter'ı kullanıyorum. Ama tabii ki ürünler aydan aya değişebiliyor. Sadece içerisinde bolca yağ bulunduran maskeleri kullanmaya çalışıyorum. Saçlarımın dibinden ucuna kadar her yerine iyice maske geldiğinden emin olana kadar yediriyorum maskeyi. Kuru saça maske uygulamak biraz zor olabiliyor. O yüzden tarıyorum ve iyice her yere geldiğinden emin olmaya çalışıyorum. Ve maskeyi bekletebildiğim kadar bekletiyorum. Genelde ev işi falan yapıyorum işte. Sabah sürüyorum, akşama kadar, akşam üstüne kadar bekletmeye çalışıyorum. Ya da işte gece sürüp sabaha kadar bekletmeye çalışıyorum. Ellerimde ve ayaklarımda oje varsa ki genelde vardır, onları çıkarıyorum. BB için bu asetonumu çok seviyorum bu arada. Şu siteye ayak atmayın artık demeyin diye ayaklarımı göstermiyorum. Ardından yüzümdeki tüyleri almaya başlıyorum. Veet'in Sira'da bantlarını kullanıyorum bunun için de uzun zamandır. Bu böyle elinizi ısıtmaya falan gerek kalmadan direkt ayrılan bir bant. Kutunun içinden yağlı mendiller çıkıyor. Onlarla artıkları temizleyebilirsiniz. Ama yeterince fazla yok kutunun içinde. O yüzden bitince ben genelde bebe yağı kullanıyorum. Şimdi kaşlarımı alacağım. Kaşlarımdaki dağınıkları önce bir cımbız yardımıyla topluyorum. Eskiden kaş almayı çok korkardım. İşte fazla almaktan, şeklini bozmaktan falan ama artık o kadar fazla kaş ürünü var ki kalemler, jeller, bilmem neler. Bir yanlışlık yapsanız da onu makyajla çok kolay bir şekilde düzeltebiliyorsunuz. O yüzden çok daha cesur davranıyorum. Kaş usturası kullanacak kadar cesur. Biraz önce ağda kalıntılarını temizlediğim yağlı mendille kaşlarımı ve etrafını da siliyorum ki usturanın kolayca kayabileceği yağlı bir zemin oluşturalım ve cilde zarar vermeyelim. Yine bebe yağı kullanabilirsiniz bunun için. Ya da farklı yüz yağları var. Onlardan da kullanabilirsiniz. Tamamen tahriş etmemek için cilde. Çok ince tüyler oluyor. Cımbızla göremediğim, alamadığım ya da uğraşmak istemediğim. Onları da kaş usturasıyla alıyorum. Evde kendi kaşlarımı ağda yapmıyorum, yapamıyorum. Zaten ağda olayını da çok sevmiyorum. Bana çok uğraştırıcı geliyor. Bu çok daha pratik bence. Benim cildimde fazla bir kıllanmaya ya da tahrişe sebep olmadı. Ama siz küçük bir alanda denersiniz önce. Ardından duşa giriyorum. Önce Herbal Essence'ın bu kemerimin asla netlemediği şampuanı kullanacağım. Avokado yağlı bir şampuan. Şimdi saçımda maske olduğu için ben bu maskeleri, yağlı maskeleri şöyle çıkartıyorum. Önce hiç saçımı su değdirmeden şampuanı direkt kafama sürüyorum. Çok köpürmeyecektir ama yağ kalıntılarını çok güzel çıkartıyor ilk etapta. Daha sonra duruluyorum ve sonra tekrar bu sefer ıslak saçıma şampuan uyguluyorum ve tamamen kalıntılarından arınmış oluyor. Senelerdir kullandığım ve piyasada oldukça kullanmaya devam edeceğim Marc Anthony'nin Strictly Curls saç maskesini uyguluyorum ardından. Yine saçlarımı diplerinden uçlarına yedirebildiğim kadar iyi yediriyorum ve bekletebildiğim kadar çok bekletiyorum. Bu aylık bakım tamamen saçımın kaybettiği nemi kazanması için yaptığım bir şey. Tamamen nem odaklı şeyler yapıyorum. O yüzden mesela arındırıcı bir şampuan yerine sülfatsız nemlendirici bir şampuan kullanıyorum. Saç maskemi beklerken vücudumun geri kalanıyla ilgileniyorum. Body Shop'un Shea isimli bu şekerli peelingini vücuduma uygulayacağım. Çok güzel nemlendiren, yağ oranı ve arındırma oranı çok güzel ayarlanmış bir body scrub bence. Ben çok çok severek kullanıyorum. Batıklarla falan uğraşmamak için bu adımı asla atlamamaya çalışıyorum. Batık problemi peeling ve nemlendirmeyle geçiyor yani. Bunu yapmak doğru mu bilmiyorum ama ben koltuk altımı da scrublamayı seviyorum. Hem oradaki batık oluşumunu da engellediğini düşünüyorum. Hem de ter vesaire kalıntılarını arındırdığını düşünüyorum. Kararan dirsekleri önlemek için dirseklerime de güzelce uyguluyorum. Ardından o gün canım hangi duş jelini istediyse o duş jeliyle bugünkü Body Shop'un Almond Milk Honey olanı. Onunla vücudumu bir güzel sabunluyorum. Bir sonraki adım jilet. Ben 5 bıçaklı olanları kullanıyorum. Çok daha yakın ve çok daha pürüzsüz tıraş ediyor bence. Eğer kıl görünümü istemiyorsam bunu her duşta yapmak durumundayım. Çünkü bir günde çıkıyor benim kıllarım. Hala saçımı durulamadım. Bekletebildiğim kadar bekletiyorum. Bu esnada Foreum ve en sevdiğim temizleme jellerinden biriyle cildimi bir güzel temizliyorum. Önce yüzümü, sonra da sonunda saçlarımı durulayarak bu duş olayını böylelikle kapatmış oluyorum. Duştan çıktıktan sonra etlerim yumuşakken Mara'nın bu manikür peelingini ellerime ve ayaklarıma uyguluyorum. Bu da şekerli bir peeling. Tırnaklara ve tırnak etlerine çok iyi geldiğini düşünüyorum. Çok yumuşak yapıyor. Gerçekten yağ oranı çok yüksek. Ellerinizi yumuşacık yapıyor.
Body Shop'un bu meşhur kil maskesini yüzüme uygulayacağım. Aslında kullandığım iki tane peeling maskesi var. Biri kimyasal peeling, birisi de bu. Birini bir hafta, diğerini bir hafta yapıyorum. Böylelikle her maskeyi iki haftada bir uygulamış oluyorum. Maske kururken saçlarımla ilgileniyorum. Önce bir argan yağı uyguluyorum saçlarıma. Ardından saçıma maske olarak kullandığım şeyi bu sefer saç kremi olarak sürüyorum. Bunun yapısını gerçekten çok seviyorum çünkü krem gibi görünüyor ama elinize alıp ısıtınca bayağı yağa dönüşüyor. Benim gibi kuru saçlarınız varsa çok hoşunuza gidecektir. Ardından Body Shop'un bu nemlendirici kremiyle bütün vücudumu kremliyorum. Benim vücudum da çok kuru, o yüzden iyice nemlendiğimden emin olana kadar kremleniyorum. Deotok'un bu rolonunu süreceğim. Rengi, kokusu hiçbir şey yok. Çok seviyorum bunu. Ve maskenin kurumasını bekliyorum. Bu maskeyi çıkarmak gerçekten çok zahmetli. Çok uzun sürüyor yıkamak ama cildinizdeki kiri, yağ, mıknatıs gibi çekiyor. Çok 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 güzel bir kil maskesi. Gerçekten kullandığımdan beri bağımlısı oldum diyebilirim. Kil maskelerini duştan sonra uygulamayı özellikle çok seviyorum. Çünkü hem duşta bir cildimi temizliyorum hem de buhardan gözenekler iyice açılmış oluyor. O yüzden derinlemesine temizleyebiliyor. Arındırmayı başardıktan sonra size şöyle yakından bir cildimi göstermek istiyorum. Kötü bir ışık ayrıca. Ama gerçek bir cilt böyle görünüyor. Benim burnumun üstünde çok fazla siyah nokta var. Onları bayağı çekiyor bu maske. O yüzden çok seviyorum. Ve böylelikle benim bu aylık bakımın kendimi en değerli hissettiğim anına geçiyoruz. Cildime Foreo'nun UFO 2'si ile çok güzel bir yüz bakım terapisi uygulayacağım. Bir sürü seçenek var ama ben bu sefer Acai Berry'nin pürüzsüzleştirici maskesini kullanmak istedim. İçerisinde shea yağı var. Bu kuru ve yaşlanan ciltleri çok güzel yumuşatıp pürüzsüzleştiriyor. Acai meyvesi de güçlü bir antioksidan ve anti-aging etkisi sağlıyor. Yani böyle sıkı, pürüzsüz, ışıl ışıl bir cilt istiyorum kısacası. Cihaz hangi kağıt maskeyi kullanıyorsanız ona göre özel bir bakım terapisi oluşturuyor. T-Sonic titreşimlerle, kırmızı ve mor LED ışıklarıyla doğru yerleri tetikleyerek maskenin cilde en doğru şekilde uygulanmasını sağlıyor. Bakım sonrası cildimde kalan ürünleri elimle iyice cildime yediriyorum ve 2 dakikada ışıl ışıl beni çok iyi hissettiren bir cilde kavuşuyorum. Ayda bir kendime ayırdığım vakitte yaptığım bakım bu şekilde. Size göstermek istediğim ürünler bitmedi. O yüzden şimdi bir de haftalık olarak neleri uyguluyorum onlara bakalım. Urban Care'in bu biyotinli kafeinli deniz tuzu şampuanı çok övülen bir şampuandı. Ben arındırıcı etkisi dışında saç uzatma ya da dökülme karşıtlığı herhangi bir etkisini tecrübe etmedim. Ama çok güzel bir arındırıcı şampuan. İçerisinde iri iri tuz parçacıkları var. Eğer hafta kuru şampuan kullandıysam ya da çok böyle kirli ortamlarda bulunduysam bu şampuanı mutlaka kullanıyorum. Saçımı ve saç derimi çok güzel arındırıyor. Ama her arındırıcı ürün gibi saçlarımı kurutuyor tabii ki. Saçlarımı asla akıllanmadan defalarca açtığım için Tony Engay'ın bu onarıcı maskesini kullanıyorum haftada bir. Bu maskenin saç tellerimi güçlendirdiğine inanıyorum ama yumuşatma ya da açma açısından pek bir yararı yok. Maske saçında beklerken yine işte vücudumu yıkıyorum, kıllarımı jiletliyorum. Daha sonra duşun sonuna gelmemiş olmama rağmen maskeyi duruluyorum. Çünkü bir de üzerine Herbal Essence'ın bu avokado yağlı saç kremini uygulayacağım. Çünkü dediğim gibi evet saç tellerimi güçlendiriyor bence ama yumuşamasına da ihtiyacım var. Daha sonra yine her zamanki gibi yüzümü temizliyorum. Ardından da saçlarımı durulayarak bu duşu sonlandırıyorum. Duştan çıktıktan sonra yine sırada hangi maske varsa o hafta o maskeyi uyguluyorum. The Pure Solutions'ın bu kimyasal peeling maskesini çok severek kullanıyorum. Ben genelde tüm cildimi uygulamıyorum. Burnuma, çeneme, alnıma ve eğer bir sivilce izim varsa ona uyguluyorum. Çünkü cildi kimyasal olarak soyduğu için sivilce izlerine de çok iyi geliyor. Bu maskeyi 10 dakika beklerken yine saçlarıma aynı şeyleri yapıyorum. Eğer saçlarımı kıvırcık yapacaksam Strictly Curls serisinin bu şekillendirici kremini kullanıyorum. Bu en sevdiğim krem benim. Ama gündüzleştirecektim o yüzden sürmedim. Bu kez vücudumu Bepantol'ün yoğun nemlendirici kremiyle kremliyorum. 10 dakikanın sonunda da maskeyi yüzümden yıkayıp iyice kuruluyorum. Sonra yine Pure Solutions'ın hyaluronik asitli nemlendirici serumunu kullanıyorum. Hyaluronik asitin nem tutma özelliği olduğu için hem cildinizin mevcut nemini korumaya hem de üzerine sürdüğünüz nemlendiriciden maksimum verim almanıza yarar sağlıyor. Ardından yine Pure Solutions'ın göz çevresi serumunu uyguluyorum. Bu gözde asla beze yapmayan, çok güzel nemlendiren, bu seruma da gerçekten aşığım. Özellikle buzdolabında beklettikten sonra sürdüğünüzde mükemmel oluyor, çok güzel canlandırıyor. Uzun süreli kullanımda kırışıklıklara ve koyu renk halkalara da çok iyi geldiğini düşünüyorum. Ardından şu sıralar çok severek kullandığım Hada Labo'nun nemlendirici jelini kullanıyorum. Yapısı çok güzel.
Yüzü çok dolgun gösteriyor. Çok güzel emiliyor. Çok sevdim ben bu kremi. Yazın oldukça fazla kullandığım bir üründen de bahsetmeden geçmek istemedim. NYX'ün bu kuru yağı bacakları, kolları çok güzel nemlendiriyor. Çok iyi emiliyor. Kuru bir yağ olduğu için böyle pırıl pırıl parlamıyorsunuz ama böyle ışıl ışıl oluyorsunuz. Üstelik kokusunu anlatamam size. Muhteşem kokuyor. Son olarak güneş kremimi de iki parmak yöntemiyle cildime uyguluyorum. Bugünlük kullanıma gayet uygun sevdiğim bir güneş kremi. Çok güzel emiliyor. Hiç beyazlık bırakmıyor. Soyulma etme yapmıyor. O gün saçımı düzleştireceğim için düzleştirmeden önce mutlaka Elsevier mucizevi yağını sürüyorum saçıma. Hem ısı koruması sağlıyor hem de pürüzsüz yapıyor saçlarımı. Bu da bu kadardı. Şimdi günlük bakıma geçiyoruz. Sabah uyanınca ilk yaptığım iş tabii ki yüzümü yıkamak ve temizlemek. Duşta Selenes duruyor. Lavabonun yanında da Hada Labo'nun temizleyicisini kullanıyorum. Bu çok narin ve cildi kurutmadan temizleyen bir temizleme jeli. O yüzden çok severek kullanıyorum. Ardından yüzümü kurulayıp cildime The Pure Solutions'ın bu toniğini bir pamuk yardımıyla güzelce uyguluyorum. Bu adımdan sonrası yine aynı. Size aynı şeyleri tekrar tekrar göstermek istemiyorum ama rutin bu demek yani. Önemli olan zaten size iyi gelen şeyleri, cildinize iyi gelen şeyleri sabırla tekrar tekrar üşenmeden yapabilmek. Bu Elsevier mucizevi yağını ben kuru saça da uyguluyorum. Çünkü o gün dışarı çıkacaksam üzerinden mutlaka tekrar ısıyla geçeceğim için saçın koruyucu bir bariyere sahip olmasını sağlıyorum. Bu kez deodorant süreceğim. Elimdeki herhangi bir deodorantı. Güzelce sıkıyorum ve sabahı da böylelikle atlatmış oluyoruz. Akşam içinde birkaç farklı adımım var. Onları da size göstermeden bu videoyu kapatmak istemiyorum. Öncelikle makyajı mutlaka temizliyorum. Çok uzun süre Garnier'in makyaj temizleyicilerinden başka bir şey kullanmayan ben, Nivea'nın bu Makeup Expert temizleyicisine aşık oldum. Nedeni şu, hiç bulaştırmadan çıkarıyor. Yani sağa sola hiç kaymıyor rimelim. Cildimi vıcık vıcık yağlı asla bırakmıyor ama buna rağmen çok kolay temizliyor. Ardından cildimi çift bazlı temizleyeceğim. Yani önce yağ bazlı bir temizleyiciyle ondan sonra su bazlı bir temizleyiciyle temizleyeceğim. Bunun için uzun zamandır değiştirme gereği duymadığım bu balmı kullanıyorum. İçinden çıkan kaşığı yardımıyla alıp cildinize uyguluyorsunuz. Ellerinizi hafifçe ıslattıktan sonra yüzünüzün her yerine gelecek şekilde ovalayarak dağıtıyorsunuz. Bu aslında göz makyajını, rimeli vesaire de temizleyebilen bir balm ama bütün yüzüme yayıldığı için ve onu temizlemek hiç hoşuma gitmediği için ben öncesinden makyaj temizleyiciyle çıkarmayı tercih ediyorum. Çift bazlı temizliğin amacı şu, yüzümüze biriken ve su bazlı temizleyicilerin gücünün yetmediği şeyleri de çıkarmayı sağlamak. Mesela güneş kremi gibi. Ardından yine klasik cildimi temizliyorum, nemlendiriyorum, serumlarımı sürüyorum ve pamuk gibi yatmaya gidiyorum. Benim cildime yaptığım şeyler bunlar. İnanmazsınız ama insanlar soruyorlar gerçekten ne yapıyorsun cildine, ne yapıyorsun cildine diye. Bunu böyle ufak bir rehber gibi burada durmasını istedim. Dediğim gibi en önemli şey bunları bıkmadan, usanmadan tekrar tekrar yapabilmek. Kolay değil gerçekten yani, insan üşeniyor. Ama ne kadar yaparsanız o kadar kârdır bence. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz.